Her yıl Haziran ayında yapılan bu Kaz Dağı Yörük Şenlikleri 11.si yapılacak. O da ne zaman yapılacak? 14 Haziran'da yapılacak. Bununla ilgili Yörük Şenlikleri ile ilgili Remzi Kızıl Dernek Başkanı ve Onursal Başkan Hüseyin Demir bizi ziyarete geldiler ve kendileri de çalışmalarla ilgili bilgi vermek için buradalar. Ben hoş geldiniz diyorum başkan. Hoş bulduk efendim. Geçen yıl oldukça güzel bir yörük şenlikleri yaşandı. Bu yıl neler yapılacak bu yörük şenliklerinde? Efendim, geleneksel olarak düzenlediğimiz 11.sini düzenlediğimiz yörük şenliğinde bu sene sanatçı değişiklikler yaptık. Evet. Daha önce Ayşe, ondan sonra Hüseyin Kağıt. Şimdi de Ankara Yasemin'i davet ettik. Evet. Ve bunun yanı sıra işte alt sanatçılarımız var. Fatoş Kadıoğlu var. Yörük Kızı diye hitap ettiğimiz. Onu Hüseyin Bey'den de dinleyeceğiz de siz Yörük Şenliklerinde yaptığınız etkinlikler ve bir de şanslısınız. Yeni seçilecek olan milletvekilleri de maalesef, gelecekler maalesef, biliyorsunuz oraya. Maalesef. Yani kendilerini orada tanıtacaklar. Orada nasıl bir ortam bekliyorsunuz? Yani bu sene nasıl olacak? Şimdi biz geçen yıl biraz yağışın yazsızlığına uğradık biliyorsunuz. Evet. Bu yıl 7 gün fazla daha ileriye çektiğimiz için yağış beklemiyoruz. Ancak daha görkemli, daha da zengin bir program hazırladık. Evet. Bunlar nedir? İşte kültürümüzü ön plana tuttuk. Evet. İşte yadır, çadır güzeli, çadırın en güzel çadır seçimi yapacağız. Evet. Bu daha önce tam yapılmıyordu. Yani biraz daha kültüre ağırlık vereceğiz. Kültüre ağırlık vereceğiz Allah evet. nasip ederse. Evet. İşte böyle bir çalışma içerisindeyiz. Peki uşaklılar oraya gelirken geçen yıl yolun bir kısmı parke taşı döşendi, bir kısmı toz bulutlu halindeydi. Bu yılda var mı çalışmalar? Efendim bu sene Vali Bey'imizin verdiği söz ne istinaden konuşuyorum. Kalan taşı tamamlayacaklarını söyledi. Büyük ihtimalle çalışma başlamıştır. Bir de geçen seneki şu görüntüyü de kaldırıyoruz. Artık yoldaki geçen araçlara çöp poşetleri dağıtacağız. Çünkü çevreye de zarar verdiğimizin farkına vardık. Evet. Her araca bir çöp poşeti. Çöp poşeti vereceğiz inşallah. Evet, daha temiz. Bir veya birkaç tane. Daha temiz bir, bir çevre oluşturacağız. Çok güzel. Yani bu fikriniz çok, çok evet, güzel. Evet, böyle düşündük. O yayla özellikle festivalden sonra orada büyük bir çöp evet, sıkıntı oluyordu. Onun farkına varmışsınız. Gerçekten güzel olmuş. Ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi sponsorlar diliyorum. Çok teşekkürler. O biraz sıkıntılı bir sene ama evet, inşallah. İnşallah. Olacak evet, Hüseyin Bey. Hüseyin Bey de tabii ki bu şenliklerin vazgeçilmez ismi ve orada onursal başkanlık yapıyorsunuz. Bu sene sanatsal faaliyetler içerisinde herhalde sanatçılarla irtibat sağlayan da sizsiniz. Tabii ki başkanımın da bahsettiği gibi evet. sanatçılarımızı başkanımın da tasarrufuyla, yönetim kurulumuzun da tasarrufuyla bu sene Ankara'da şeyi başsolüsü olarak karar kıldık. Evet. Biliyorsunuz bir televizyon kuruluşunda uşağımızı iyi temsil eden Fatoş kızımız var. Evet. Yine bunun yanında grup şamatamız var. Yine Kazım Ertekin var yine uşağın bir ozanı. Hı hı. Ozan Ceylan'ımız yine Banaz'ın bir sanatçısı ve Kazım Çetin de biliyorsunuz Banaz'da söz sahibi olan güzel bir müzisyenimiz, güzel bir sanatçımız. Tabii bunun yanında tabii ki mehter gösterimiz olmazsa olmazımız ve bu sene güzel olan tarafımız da şu, mehter takımımız da Banazlı. Artık evet. kendimizden bir takım şeyleri biz ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Cirit gösterilerimiz biliyorsunuz uşak cirit açısından dünyada iki evet. numara. Biz diyoruz ki olmazsa olmazlardan bir tanesi Yörük Şenliği uşak en büyük şenlik. Geçen sene başkanımın da bahsettiği gibi Hüseyin Kağıt'ın burada olması ve Hüseyin Kağıt'ın o sahneyi çok iyi doldurmasıydı ama bu sene biz sahnenin daha çok dolacağını düşünüyoruz. Evet. Keza ayın 14'üne çekmemizdeki nedenlerden bir tanesi de yağış konusunda biraz daha riski azaltmış olmak. Evet. Biz yol konusunda da sordunuz. Bu sene gelen bütün insanlara şunu söylüyoruz. Yolda sıkıntı yok. Evet. Mutlaka gelsinler. Uşağın en büyük şenliğine bu sene katkı versinler. Biz diyoruz ki bu sene en kötü ihtimalle 70 ile 100 bin insan bekliyoruz. Evet. Eğlenecekler, evet. böyle neşelenecekler, o stresi atacaklar. O güzel böyle stres atılmış bir şekilde de Ramazan ayına inşallah girecekler. Evet, herkese evet, şimdiden doğru, de iyi Ramazanlar dileyeceğiz. Evet, Ramazan ayından önce. Oldu. Ramazan evet. ayından 3 gün önce. Evet, uşağımızın en büyük şenliği, yörük şenliği, Bulkaz Dağı yörüklerinin bir araya geldiği, ülkenin birçok yerinden gerçekten oraya yörük ağaları, yörük beyleri geliyorlar ve
orada bir yörük kültürünü bir gün iki gün doyasıya yaşıyorlar. Buna da vesile olan ben başkana ve Hüseyin Bey'e teşekkür ediyorum. Ben, ve bu konuda da onlara başarılar diliyorum. Son bir şey eklemek istiyorum. Buradan ekrandan bizi izleyecek insanlara şunu söylüyorum. O yörük kültürünü yaşayacaklarsa bir gün önceden gelip cumartesi günü orada 20 tane 25 tane çıkıl çadırımız olacak. Gelsinler o kıl çadırda kalmanın da zevkini tatsınlar diyor. Evet. Çok değil mi başkanım? Evet, kıl çadırımızda gelsinler kalsınlar. Peki, kıl çadırımız herkes açık. Şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet.